Merhaba arkadaşlar, ben Emre, günaydın. Şimdi öncelikli olarak model ve prototip arasındaki farkları bulmaya çalışacağız bu sorumuzda. Elimizde bir radyal türbin var. Bu radyal türbinimiz 30 megawattlık bir güç üretmektedir. Bunun geometrik yüksekliği 14 metre ve 95 devir bölü dakikada dönebilmekte. Biz buna prototip diyoruz. Bu bir prototip. Arkadaşlar biliyorsunuz prototip demek benzeriyle birebir aynı ölçülerde olan demek. Bir tane de küçük bir model yapıyoruz. Bu modelimizden de arkadaşlar 40 kW'lık bir güç elde edeceğiz. Ve buradaki de yine türbündeki yükümüz de 5 metre arkadaşlar. Şimdi bu değerler altında nasıl bir devirde döndürmemiz gerekiyor ki bunun benzerlikleri aynı olabilsin. Şimdi burada tabii ki öncelikli olarak bir boyut analizi işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi boyut analizi işine girebilmek için öncelikli olarak bazı şeylerden haberimiz olması gerekiyor. Bu nedir? Mesela bir turbo makinelerinin boyut analizi incelendiğinde turbo makinelerinin boyut analizinde P demiş olduğumuz ki bu power'dır. Biz buna güç diyoruz. Bunu hatta giriş gücü adını verelim. Bu giriş gücü değerimiz. Bu giriş gücü değeri nelerin bir fonksiyonudur? Öncelikle onları yazalım. Bu öncelikli olarak akışkanın yoğunluğunun bir fonksiyonudur. Türbünün devir sayısının fonksiyonudur. Türbünden geçen akışkanın dinamik viskozitesinin bir fonksiyonudur. Türbünün impeller diameter'ının yani çark çapının bir fonksiyonudur. İçinden geçen akışkanın debisinin bir fonksiyonudur. Ve arkadaşlar tabii ki GH demiş olduğumuz basma yüksekliği değerinin bir fonksiyonudur. Dolayısıyla dikkat ederseniz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N eşittir 7. Yani toplam elimizde 7 adet parametre var demektir. Elimizde 7 adet parametre var demektir. Bu parametrelerin biz gelelim öncelikli olarak birimlerini yazalım. Örneğin power. Power demiş olduğumuz şey nedir arkadaşlar birimi? Buna biz ne deriz? Watt deriz. Gücün birimi watt'tır. Peki biz watt'ı nasıl buluruz arkadaşlar? P demiş olduğumuz gücü nasıl buluruz? Gücü bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Güç demiş olduğumuz şey neydi? Joule bölü saniyeydi. Joule bölü saniye. Yani enerji bölü saniyeydi. Joule neydi? Newton çarpı metreydi. Dolayısıyla power demiş olduğumuz güç Newton metre bölü saniye olur. Newton neydi peki? F eşittir ma'dan aklımıza gelsin. Kilogram çarpı a demiş olduğumuz metre saniye. Ve buradaki saniyeyle de metre saniye kareyi de saniyeyle çarparsak metre saniye küp çarpı metreden de buradan da bir kare gelecektir. Dolayısıyla kilogram metre kare bölü saniye küp şeklinde dönüşecektir. En temel birimler. Yani en temel birimlerimiz nelerdi? Onu da söyleyeyim tekrardan. 1 kilogram, 2 uzunluk, metre, 3 T demiş olduğumuz saniye. Bu kilogramı biz arkadaşlar, özür dilerim, buna saniye diyeyim. Kilogramı biz boyut analizinde m ile, uzunluk metreyi l ile, saniyeyi de t ile gösteriyoruz. Dolayısıyla gücün birimi kilogram metre kare bölü saniye küpten ne olacaktır? Metre l kare t üzeri eksi 3 halini alacaktır. Bu power demiş olduğumuz gücün birimi. Rho nedir? Yoğunluk kilogram bölü
metreküptür. Kilogram neydi? Hemen yazabilirim. Metre çarpı m, kilogramın birimi m çarpı l küp. Yani m çarpı eksi l3 şeklinde bunu yazabilirim. Devir ne arkadaşlar? Devir bölü dakika, ki bunu frekans olarak ifade edip t üzeri eksi 1 olarak gösterebilirim. Nü demiş olduğumuz değer nedir? Nü demiş olduğumuz değer arkadaşlar kilogram bölü metre saniyedir. Kilogram bölü metre saniye birimindedir. Ki bu da neye tekabül eder? M çarpı L eksi 1 çarpı T eksi 1'e tekabül eder. Biliyorsunuz diameter zaten L'ye tekabül ediyor. Q demiş olduğumuz değer hacimsel debi. Neydi arkadaşlar Q değerimiz? Hacimsel debi. Yani V çarpı A demiş olduğumuz değer. Ki bu da kilogram bölü saniyeye tekabül eder. Ki bu da M çarpı T üzeri eksi özür dilerim. Kilogram bölü saniye değil. Metreküp bölü saniye. Kilogram bölü saniye kütlesel debi. Metreküp bölü saniye derim. Burada M yerine de arkadaşlar o zaman L küp bölü T eksi 1 gelir. Tekrar etmişken kütlesel debiyi baz aldığımızda da kilogram bölü saniyedir. O da m çarpı t üzeri eksi 1 olur. Burada yok ama az önce sözü geçtiği için yazdım. Bu da gh değerimiz nedir? G demiş olduğumuz değer arkadaşlar biliyorsunuz yer çekimi ivmesi metre saniye kare metre bölü saniye kare çarpı metreden metre kare saniye kare. Yani buradan da L kare T üzeri eksi 2 şeklinde bir ifade gelir. Evet, şimdi bütün formülleri boyut analizine göre yazdıktan sonra bizim buradaki ana parametrelerimiz, yani bizim burada sürekli kullanılan bir parametrelerimiz var. Bunlar neler? M var, L var, T var. 3 tane parametrem var. Dolayısıyla ben Buckingham Pi teoremine göre hesap boyut analizi yapacağım için J değerimi burada arkadaşlar temel boyutlar olarak 3 alabilirim. Temel boyutlarımız 3 arkadaşlar. Peki 3 temel boyut kaç tane pi sayısı bulacağım? K eşittir n eksi j şeklinde bulabiliyordum. 7 eksi 3'ten 4 tane pi sayısı bulmam gerekir. Şimdi 4 tane pi sayısı bulacağım ve 3 tane de temel boyutum var. Dolayısıyla j eşittir 3 adet benim tekrar eden parametre bulmam gerekir. Şimdi 3 tane tekrar eden parametre bulacağım. Şimdi bu parametrelerden hangisi tekrar eden parametre olsun? Bir defa tekrar eden parametrelerin birinci şartı MLT içermeli. MLT içermeli. Yani ben MLT içermeyen bir tekrar eden parametre serisi seçemem. Bunu seçersem zaten boyut analizi yapamam. Ve ben kesinlikle bulmak istediğim değeri seçemem. Yani P'yi, power'ı tekrar eden parametre seçemem. Parametrelerimi yazacak olursam P, rho, n, nü, d, q ve gh parametrelerim var. Şimdi ben gh'ı zaten bir defa q'yu bulmak istiyorum. Yani bununla ilgili değişimi bulmak isterim. Bunu bulmak istiyorum zaten. Aynı şekilde gh'ı da bulmak isterim. Viskoziteyi bulmak isterim ki bu da Re ile yani Reynolds sayısıyla ilişkilidir. Dolayısıyla arkadaşlar elimizde ne kaldı? Tekrar eden parametre seçebileceğim. Rho kaldı. N kaldı. D kaldı. Rho demiş olduğumuz değer M çarpı L üzeri eksi 3.
N demiş olduğumuz değer T üzeri eksi 1. D demiş olduğumuz değer de L. Bakarsanız MLT'yi de sağlıyorum. Dolayısıyla bu 3 parametreyi tekrar eden parametre olarak seçebilirim. Şimdi tekrar eden parametreleri seçtikten sonra gelelim P yani güce bağlı gücü boyutsuzlaştıralım. Yani gücü nasıl bulabileceğimi, gücün hangi parametrelere nasıl bağlı olduğunu bulabilirim. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Öncelikle P'yi yazdım ve tekrar eden parametrelerimi yazıyorum. Yani Rho, N ve D'yi yazıyorum. Bunların bir üstler değerleri olmalı. A, B, C şeklinde. Bu değerler, bunların birim boyutları yazıldığında yine ben MLT değerlerini elde etmeliyim ama üstleri sıfır olmalı. Ki buradaki P şuradaki ifadeyi ben arkadaşlar ne yapabileyim? Boyutsuzlaştırabileyim. Yani bu ifadelerin çarpımı arkadaşlar sıfır olacak. Boyutsuz olacak. Birimlerinin çarpımı sıfır olacak. Yani boyutsuz bir ifadeye ulaşmış olacağım. Şimdi yazalım power yani gücün birimi. Neydi arkadaşlar? M, L üzeri, T üzeri eksi 3. Bunu yazdım. Power bu. Çarpı M, L üzeri eksi 3. M'nin üzerinde A var. L'nin üzerinde de A olduğu için eksi 3A olduk. N'yi yazalım. T eksi B. L'yi yazalım. L ne olacak? C üzeri pozitif çünkü. Eşittir. M 0, L 0, T 0 olacak. Şimdi buradaki M sayılarının üzerindeki değerleri alacak ve 0'a eşitleyecek olursam arkadaşlar 1 artı A eşittir 0. Dolayısıyla buradan A eksi 1 çıkar. Bakın A'yı eksi 1 buldum. Aynı şekilde yapacak olursam B'yi eksi 3, C'yi de eksi 5 olarak bulabilirim. Bu değerleri bulduğumuza göre arkadaşlar artık ben Buckingham Pi teoremine göre arkadaşlar şu ifadeye koyacak olursam P, Rho, A yerine eksi 1 koydum. N yerine eksi 3 koydum. D yerine de C yerine de eksi 5 koydum. Böyle bir ifade elde edeceğim. Bu da boyutsuz bir sayı olacak. Dolayısıyla P bölü Rho N'nin kübü çarpı D'nin 5. kuvveti şeklinde bir pi bir boyutsuz sayısını elde etmiş oluyorum. Buradan da ben şunu anlıyorum arkadaşlar. Bu aynı zamanda güç katsayısıdır. Şimdi bu güç katsayısına göre ben yani neyi bir birim değiştirdiğimde benim gücüm arkadaşlar bunun 3 katı azalıyor demek. Bakın çapı yani impeller çapını ben bir kat arttırdığımda gücü yine aynı şekilde 5 kat azaltmış oluyorum. Yani örneğin bizim impeller çapımız 100 milimetre iken ben bunu 101 milimetre yapacak olursam arkadaşlar bakın bu eşittir bir sabit sayı olduğunu düşünürsem boyutsuz bir sayı olduğunu düşünürsem demek ki benim gücümün o kadar azalması gerekiyor şeklinde bir yorum yapabilirim arkadaşlar. Bu payda da çünkü. Evet, şimdi aynı şekilde gücü bulduk. Gelelim bir de debiyi bulalım arkadaşlar. Aynı şekilde hacimsel debi ile ilgili bir ifade yazacak olursam. Yine aynı şekilde A, B, C ifadelerini kullanacağım. Bakın bunlar sabit. Tekrar eden parametre çünkü. Q yerine ne yazacağım? L küp T üzeri eksi 1. Aynı ifadeleri yazıyorum arkadaşlar. Şu ifadenin aynısını buraya yazıyorum. M, A, L üzeri eksi 3A, T üzeri eksi B, L üzeri C eşittir. M 0, L 0, T 0. Buradan da aynı şekilde değerlerimi bulduğumda benim P2 parametre Q bölü N çarpı
D'nin kübü şeklinde bir ifade elde etmiş oluyor. Aynı şekilde arkadaşlar bunu bulduk. Bir de viskozite ile ilişkisini bulacak olursak. Nü rho a nb çarpı dc şeklinde yazacak olursam ki ben nü ifadesini de m l üzeri eksi 1 t üzeri eksi 1 aynı şekilde ifadeye yazacak olursam ki buradan da ben viskozite ile ilgili ifademi de nü bölü rho çarpı n çarpı d'nin karesi şeklinde yazabilirim. Bakın bu ifade biraz Reynolds sayısına benziyor. Reynolds sayısının tersi aslında. Bakın Reynolds sayısı neydi arkadaşlar? Rho çarpı V çarpı D bölü nü idi. Buradan biz Reynolds sayısını bulabiliyor idik. Yoğunluk, hız çarpı çap. Aslında bu karakteristik uzunluk. Düz bir levhada bunu L alıyorduk. Boru akışlarında bunu D alıyoruz. Şimdi baktığımızda ama bakın bu ifade buna pek benzemiyor. İşte şuradaki V ifadesi arkadaşlar. Şuradaki V ifadesini yani hızı biz aslında şu şekilde de yazabiliriz. Şimdi V'yi arkadaşlar biz hızı nasıl yazabiliyorduk aynı zamanda? Yani W çarpı V şeklinde de yazabiliyoruz. Yani omega çarpı r şeklinde yazabilirim. Omega demiş olduğumuz şey de 2 pi n'di. Hatırlarsanız. Yani 2 pi n çarpı r şeklinde yazabiliyordum. Ya bunu da devire çevirebiliriz. Yani 2 pi n bölü n bölü 60 saniyeden dakikaya çevirsem böyle bir ifade elde ederim. Yani şuradaki sabit sayılara geçersem bakın n çarpı r elde ederim. Buraya n çarpı d yazarsam bunda 30 yerine bir daha bölüp 15'e bölersem buraya r yerine d yazabilirim. Dolayısıyla n çarpı d olur. Yani n d kare gibi bir ifade elde etmiş olurum. Yani bu ifade de aslında eşittir 1 bölü Reynolds'un ta kendisidir. Bu da ispatı. Evet, şimdi bu ifadeyi de yazdıktan sonra son değerimiz yani g çarpı H demiş olduğumuz değerle ilişkisi kaldı. Bu değerimiz de arkadaşlar nasıl ilişkilendirilebilir? Bu değerimizi de arkadaşlar aynı şekilde analiz ettiğimizde yine ABC katsayılarını bulduğumuzda arkadaşlar bu değerimiz bölü ki bu da pi4 boyutsuz sayımız bu da n kare d kare şekline ulaşmış oluyor. Yani özetleyecek olursak bizim 4 tane boyutsuz sayı elde etmiş olduk. Bu sayılarımızı arkadaşlar yazacak olursak öncelikli olarak P'yi yazalım. P sayımız eşittir. Ne dedik? Tekrar eden parametreleri içerecek. Yani rho çarpı n'nin kübü çarpı d'nin 5. kuvveti. Hacimsel debiyi ilgilendirecek dedik. Hacimsel debi de yine rho olacak ama rho 0 n olacak. Bir de d'nin kübü olacak dedik. Viskoziteyi içerecek dedik. Viskozite de yine rho ifadesi olacak dedik. 1 bölü rho çarpı yine Reynolds sayısına benzeyecek dedik. Burada v çarpı d yerine n çarpı d kare kullanacağız dedik. Aynı şekilde gh'ı kullanacağız dedik. gh ifadesinde de arkadaşlar yine rho olacak ama 0 n'nin karesi d'nin karesi şeklinde bir ifade elde etmiş olacağız. Bunlar bizim boyutsuz sayılarımız. Şimdi bu bağlamda sorumuzu inceleyecek olursak arkadaşlar tekrardan bir radyal türbinimiz vardı. Bu radyal türbinimiz 30 megawatt güç üretecek. H eşittir 14 metre ve 95 RPM'de dönüyoruz. Bu prototip yani büyük ölçülerdeki türbin. Bir de bunun küçüğünü yapıyoruz. O da 40 kilowatt. H eşittir 5 metre devir sayısını soruyor. Yani bizden devir sayısını bulmamızı istiyor.
Biz devir sayısını bulabilmek için neyi kullanmamız lazım arkadaşlar? Bakın burada zaten devir ifadesi var. Burada da devir ifadesi var. Ben güçler arasındaki oranı biliyorum. Soruda bana verilmiş. Bakın ben haçlar arasındaki oranı da biliyorum. Yine bana soruda verilmiş. Bu verilenlerle bilinmeyenleri orantı kurup bulabilirim. Nasıl? Öncelikle şunu yapıyorum. P prototip eşittir P model diyorum. Bunların birbirine eşit olması durumunu inceliyorum. Bunlar birbirine eşit olmak durumunda. Bunlar tabii şey olarak değil. Yani 30 megawatt eşittir 40 kilowatt şeklinde bir eşitlikten bahsetmiyorum. Bunun boyutsuzlandırılmışını alacağız. Yani dolayısıyla ben P prototip bölü Rho prototip çarpı n'nin kübü prototip d prototipin 5. kuvveti eşittir. Yine p model bölü rho model n modelin kübü çarpı d modelin 5. kuvveti şeklinde bir denklem elde edeceğim. İşte bu oran orantı şeklinde bir ifade. Ben buradan bu ifadeden benden istenen sorudaki benden istenen impeller diameter ratio dedimiş olduğumuz yani impeller diameter çapı arasındaki model ve prototip arasındaki oranı buradan çekebilirim. Ben buradan şunu yapabilirim. Diyebilirim ki dm bölü dp eşittir. Dm bölü dp'nin 1 bölü 5. kuvveti çarpı aynı zamanda rho p bölü rho m'nin yine aynı şekilde 1 bölü 5. katı çarpı np bölü nm'nin de 1 bölü 3 bölü 5. katı şeklinde yazabilirim. Çünkü burası 3. Dolayısıyla burası 3 bölü 5 olacak. 3 bölü 5. katı şeklinde yazabilirim. Bakın burada dm bölü dp'nin 5. kuvveti olması sebebiyle bunlar sıfırdı. Dolayısıyla yani kök içerisinde 5'e böldük gibi düşünebiliriz. Yani şöyle yazayım. Şuraya mesela dm bölü dp'nin 5. kuvveti eşittir. Yine pm bölü pp çarpı rho p bölü rho m çarpı np bölü nm'nin 3. kuvveti idi. Bunu karekök içerisinde 5'e alacak olursak bu ifade yine aynı şekilde bunlar gidecektir. Dolayısıyla buralara 1 bölü 5 buraya da 3 bölü 5 gibi bir ifade gelecektir. Bunu gerçekleştirdik. Bu ifade aynı. Çünkü soruda aynı sıvının kullanıldığı söylenmiş. Sıvı değişmiyor. Sıvı değişmiş olsaydı o zaman buradaki oran da bizim için önemli olacaktı. Dolayısıyla buradan dm bölü dp demiş olduğumuz değeri biz p model yani p model demiş olduğumuz oran yani bizim P modelimiz neydi? Soruda bakacak olursak P modelimiz 40 kW model bölü prototip. Prototipte 30 megawatt şeklinde. Bunun 1 bölü 5. kuvveti şeklinde değerlendireceğiz. Sorumuzu. Şimdi buradaki modelimiz ne arkadaşlar bizim? Model demiş olduğumuz değer. Şurada soruda baktığımızda bu bizim modelimiz yani 40 kilowatt. Bunu aynı şekilde megawatt'a çevirecek olursam 40 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 30 şeklinde
ifade edebilirim ki bu da 1 bölü 5'e tekabül eder. Buradan da np bölü, bunu bilmiyoruz tabi. Np bölü nm'nin 3 bölü 5. kuvveti diyecek olursak arkadaşlar. Bunu aynı şekilde ters de çevirebilirim bu ifadelerin tamamını. Dolayısıyla buradan dp bölü dm ifadesini 3,75 çarpı nm bölü np'nin 3 bölü 5. kuvveti şeklinde yazabilirim. Şimdi buradan tabii dp bölü dm ile ilgili bir ifade bulamadık. Neden? Çünkü iki bilinmeyenimiz var, bir denklemimiz var. Bir de bunu aynı eşitliği şu boyutsuz ifadeyi kullanarak bulabilirim. Dolayısıyla bu yine aynı şekilde g'leri silecek olursam h ifadesi kalıyor. Yani gh ifadelerini böldüğüm zaman zaten g'leri götürebileceğim. Dolayısıyla buradan da yine aynı şekilde d prototip bölü d model şeklinde bir ifade elde edecek olursam ki bu da g çarpı hp bölü g çarpı hm şeklinde bir ifadeye dönüşecektir. Ki bunun 1 bölü 2. kuvveti. Ki burada çünkü kareler söz konusu. Aynı şekilde tabii ne yapacağım buraya? Tabii yine nm bölü n prototipin 1 bölü 2. kuvveti şeklinde bunu da ekleyebilirim. Bu ifadeden de tabii ne yapacağız? 14 bölü 5'in 1 bölü 2. kuvveti çarpı nm bölü np'nin 1 bölü 2. kuvveti şeklinde bir ifade elde etmiş olacağım. Bunları birbirine eşitlersek ki dp bölü dm, dp bölü dm'ye eşit olmak durumundadır. Buradaki ifadenin de sayısal verisini kullandığımızda arkadaşlar biz nm bölü np demiş olduğumuz ifadeyi 7,6 olarak bulabiliyoruz. Bunun 7,6 olması ne demek? Ben buradaki prototipin devirine 95 devir olarak bulmuşsam soruda bana verilmiş 95 RPM. Dolayısıyla NM demiş olduğum model devrini 721 RPM olarak tespit edebilirim. Bu değeri tespit ettiğime göre artık şu değeri biliyorum demektir. Buradan da arkadaşlar DP'yi ve DM'yi bulabilirim. Buradan da arkadaşlar model 100 milimetre ise soruda örneğin tabi örnek bu 100 milimetre ise arkadaşlar bizim prototipimiz 1266 milimetre olarak çıkmak durumundadır. Çünkü DP bölün DM oranı 12,66 olarak bu sayısal verilerden elde edilmiş oluyor. Şimdi soruda bir de bize diyor ki eğer verim %90 ise Q ne olur diye soruyor. Tabii biz verimi öncelikli olarak nasıl buluyoruz arkadaşlar? Verim nedir? Verim amaçlanan bölü bu amaç uğruna harcanan şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi buradaki amaçlanan ne arkadaşlar? Ne amaçlıyoruz biz? Bizim buradaki amacımız 40 çarpı 10 üzeri 3 wattlık bir güç elde etmek. Peki bunun uğruna ne harcıyoruz? Harcamış olduğumuz değer rho g h çarpı q kadar bir mekanik güç harcıyoruz. Bu suyun yarattığı mekanik güç. Rho belli, g belli, h belli. H hangi aşama? 40 çarpı 10 üzeri 3 watt aldığım için 5 metre olan h'ı alıyorum. Ve burası 5 metre, burası 1000 olacak olursa buradan 40 çarpı 10 üzeri 3 bölü 1000
çarpı 9,81 çarpı 5 çarpı Q eşittir 0,9 şeklinde bir denklem elde etmiş olur. Buradan da Q'yu çekmek tabii ki ilkokul bilgisi. Q değerimi 0,906 metreküp bölü saniye olarak elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir sorumuzu boyut analizi yaklaşımıyla bu noktaya kadar getirmiş olduk arkadaşlar. Ben Emre Günaydın, teknikokul.net sitesinin kurucu ve yöneticisiyim. Mühendislik, Türkiye'deki mühendislik çalışmaları, özellikle makine mühendisliği çalışmaları alanında katkıda bulunmak için bu videoyu hazırladım. Yararlı olabileceğini umut ediyorum. Güzel radyal türbinler üretebilmek adına teşekkür ederim.